Kronik yorgunluk sendromuna gelince, kronik yorgunluk sendromuna yakalanan kişi eğer ki virüslerden kaynaklanıyorsa EBV virüsü, buna karşı Melissa Forte. Bununla ilgili Profesör Doktor Wölpling 146 hasta üzerinde denemiş, hastaları Melissa Forte ile tedavi etmiştir. Eğer ki yorgunluğu, kronik yorgunluk sendromunu tetikleyen faktörler farklı farklıdır. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera gerekir, aloe vera jel. Viral bir enfeksiyondan dolayı kronik yorgunluk sendromu ise iksir gerekir. Yani kronik yorgunluk sendromu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Nedir tetikleyen faktör? Eğer virüs tetikliyorsa iksir, mantar tetikliyorsa aloe vera jel, yani bilinmiyorsa kronik yorgunluk sendromu tetikleyen faktör nedir? Bilinmiyorsa bakteri mi, virüs mü, mantar mı? O zaman ne gerekir? İksir, aloe vera jel, Cordyceps forte, Spirulina forte gibi ürünler komple kullandığı zaman kronik yorgunluk sendromundan kurtulmak mümkündür. Fakat herhangi bir kimyasal ilaçla kronik yorgunluk sendromuna yakalanan kişiyi tedavi etmeye kalkarsanız ne olur? Daha büyük problem ortaya çıkar. Çünkü antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ederken zararlı bakteri ve mantarların daha da çoğalmasına sebep olur. Bağışıklık sistemini çökertir. Çünkü enfeksiyonun sebebi, yani kronik yorgunluk sendromunun sebebi farklı farklıdır. Kiminde virüs sebebi, kronik yorgunluk sebebi, kiminde mantar, bazılarında da kimyasal maddeler sebep olmakta. Eğer sebebi bilinmiyorsa iksir, aloe vera jel, kortisep, spirulina, damar çayı, enfeksiyon çayı kişi kullandığı zaman bu rahatsızlıktan kurtulur. Bu tür rahatsızlığa yakalanan bugüne kadar birçok kişiyi hamdolsun çok kısa sürede tedavi ettik.